Europe Universalis 4.36 Byzantium sürümünde gerçekleştirmiş olduğumuz Erdan Şar Sasani İmparatorluğu serisi 11. bölümüne geldi efendim. Erdebil ile başlayıp İran kurup sizlerin isteği doğrultusunda Zerdüş inanca geçip Büyük Erdan Şar'ı inşa ettik. Seri bitmiş olabilirdi ancak dediniz ki birkaç bölüm daha izleyelim. Neler yapılır? Görev ağacını takip edelim. Peki. O zaman sizler için sezon finalinin ardından araya giren 1-2 haftanın ardından yeni bölüm geliyor. En son Osmanlı Savaşı gerçekleştiriyor idik. Bu dostumuzun çağrısıyla katıldığımız savaş. Osmanlı Savaşı'nı yapacağız. Hindistan ve Yemen üzerine seferlerimiz olabilir. Bu bölüm veya ilerleyen zamanlarda sınır düzeltmeleri, birkaç hamleler, görev ağacı takibi, ekonomik kısımlar. Bunları elden geldiğince gerçekleştirmeye çalışacağız. Kaldığımız yerden sizlerin yoğun istek, beğeni, yorum ve yoğun ve beğeni destek, yorum, beğeni. Evet, bunlarla devam ediyor efendim. Başladık. En son evet Osmanlı Savaşı açmıştık. Şu savaşı yapmazsak olmaz diye. Şimdi Vasit'te bir din mevzusu varmış. Bunu tabii bir dakika ama. İki toprak vardı galiba. Bir saniye. Neresi abi burası? İki taraf, Kiva'da şey var, din değişimi var. Ya şu görevi de araya sıkıştırsam mı diyorum ama bunun ne kadar zamanı varmış? 83 mü? 82 mi? 82 mi? Peki abi. Aa, bunu yeni almışız. O zaman sıkıntı yok. Bekleriz. Devam. Ordularım ne yapıyor? Ordularım. Bu neyle gidiyor bu? Ha, anlıyorum. Peki. Bu herif Osmanlı'yla dost. Olabilir. Bu kim? Etiyopya savaşa gelirim diyor. Gelemezsin demedik. Saygıdeğer Ottomanslılar 82 bin askere sahip. Kendilerini tebrik ederiz. Osmanlı'nın Anadolu'dan çıkartılması adlı bir görev var. Onu tamamlamaya çalışacağız. Oyunu biraz ağırdan oynayalım. Kontrolümüzden çıkmasın. Yapacağımız hamleler var. Efendim. Görev ağacı dedik. Bakacağız. Şu savaş bir bitsin. Savaştan sonra biraz dinlenme dönemi yapalım. Ülkenin meselelerine bakalım. Ne yaparız ederiz. Binalarına falan. Gelirler fena değil. Daha iyi seviyeye çıkartabiliriz elbette. Özellikle İran ticaretinde dominasyon. Bir de şurası var ki burası çok çok önemli. Evet, bakın Yemen'de devasa bir gelir var. Ondan sonra Gujarat'ın üzerine çökme. Bunlar bizi zengin edecek detaylar. Buralara inmemiz lazım. Tabii bunlar yani puan harcamadan fetih yoluyla yapılan gelişmeler. Bunları yaparak ticaretini, ekonomini yükseltebiliyorsun. Ama bir de tabii iç meseleler var. Development kısmını da hallederiz. Birkaç development basma girişimimiz olur. Seni şöyle alalım. Bu herif savaş lideri miydi? Değildi. Delhi ile dostluğunu bozup savaş lideri yapsak nasıl olur kendisini sonra? Ya da niye? Savaşı ona açarız, Delhi gelir falan. İnsan gücümüzü çok fazla harcadığımız dönemler yaşadığımızı biliyorum. Saygıdeğer Polonyalılar pek etkili değiller. Olabilir. Osmanlı'nın yalnız 70 bin askeri var. Biz böyle bırakmışız bunları ama buraya bir ordu götürme çabası gerçek. Topçum nerede? Abi bir topçuyu görelim önce. Bir dakika şimdi. Ahmet abi. Sen buralarda dur. Bu da gitsin peşinden. Tamam. Başka. Burada yapacağımız pek bir şey yok gibi. 49'luka gelir var dedin. Gerçekten gayet iyi bir gelir. Sen de buradasın. Topçun da var. Güzel. Limitlerimiz böyle. Ayarlarız. Hepsini ayarlarız. Bir tık hızlanalım. Bu arada birinci sıraya yükselmiş devletimiz. Tebrik ederiz. Gayet güzel. Fantastik. Bize yakışan tablo budur. Birinciliktir. Şunu ya şimdi turistini da şimdi seni de tamam git. Seninle uğraşmak istemiyorum. Bu arada arkadaşımızın başkenti gitti. Kardeşim sen bir şöyle o hareketi yanlış yapıyorsun. Bir dakika şimdi. Üzbek burada yaşıyor. Kazan burada yaşıyor. Osmanlı garanti atmış. Rusya burada kendi halinde. Efendim. Ben seninle nasıl bir anlaşma yapsam? %134. İşim olmaz.
Delhi ve Ottomans. Ottomans'ın ateşkesini düşürmek aslında hiç fena olmuyor değil mi? Saygıdeğer izleyici. Evet. O yüzden sadece Ottomans'ı iptal edelim. Delhi'de dostunu bozabilir. Delhi ya gelirsin yağma yaparsın bilmem ne. İşine yarar ama boşver. Kalsın. Multan'a da bir şekilde geçmek lazım. Gel bakalım geriye şimdi. Devam. Güzel. Saygıdeğer Ottomanslılar. Kendilerini tebrik ederiz. 18 bin insan gücü kaybımız var. Yemen. Bir sürü dostu var kendisinin. En son bir koalisyon savaşı yapıp bunları herhalde devre dışı bırakmıştık. Sonra Osmanlı koalisyona girmesin diye dandın Osmanlı'ya dalmıştık diye zannediyorum. Gayet böyle çakallıkları yaparız biliyorsunuz. Fantastik. Peki bu ordu gelmişken öbürü nasıl gelemedi acaba? Bu da Halis mi? Şuraya biri otursaydı. Oturamıyor tabii. Öyle bir sıkıntı var. Oman'a başlayacağım dediği bir hak iddiası. Buraya geçemiyoruz. Surlar izin vermiyor. Bu herif burada ne yapıyor peki? Soruyorum. Bunlar niye benim şehrimde bekliyorlar? Ya da ben nasıl böyle bir şey başarabildim acaba? Beni takip ediyorlar. Birisinde muhakkak bağlantı var. Evet, çünkü bağlanmaması lazım. Şimdi 38'e 23 harikasın. Ben bu diplomatları ne yapayım? Ülkede tonla diplomat var. Uğur Bey diplomatları niye göndermediniz? Uğur Bey, Uğur Bey, Uğur Bey, Uğur Bey. Ya gitsin kardeşim, bana ne şimdi ya? Diplomatla mı uğraşacağım? Koskoca imparator gitsin bir yerlere. İmparator değil, diplomat. Bir yerlere gitsin. Beni yormasın. Benim ordum nerede? Sen orada bekliyorsun. Ayıp ediyorsun, buraya geç. Topçu lazım. Saygıdeğer Ottomanslılar. Bana burayı vereceksiniz. Bana burayı vereceksiniz. Şunları. Başka neresi diyordu görev için? Bir bakalım. Selçuklu. Bir dakika diyor Selçuklu. Burayı da diyor. Evet, Anadolu'dan geldik. Burası Anadolu. Şimdi bakıyorsun Fako arkadaşımıza. Bunları veriyor. Ama şurayı vermezse olmaz. 45 skor. Yeterli değil. Bir şeyler daha almak lazım hazır gelmişken. Şöyle bir geldim desen. Ama buralarda hak iddiası şu an yok işte işin kötü yanı. Fakat buradaki birleşimi yapmazsam üzücü olur. Bence buraları da fethetmek lazım. 70 skoru hiç fena değil. %100'ün üzerine çıkıyor. Yani çıkabilir. Niye çıkamasın? Evet olur bu. Devam. Saygıdeğer Ottomanslılar. Orada da yaptığımız diplomasi sonuç verdi. Artık Ottomans devleti de bize rakip olamıyor. Bir de bu tarafta vardı ileride. 15 toprak demiş. Şimdi bunların hepsini mesela tek savaşa denk getirmen de zor ya. O yüzden ya bu savaşta alabildiğini alacaksın. Bizans. Burada vassal bilmem ne uğraşmayacağım. Bu arada tek savaşta, ulan tek savaşta bütün her yeri alıyor muyum ben acaba? Bana mı öyle geldi? Aa, iki toprak mı? Sana yazıklar olsun diyorum. Bu nasıl bir alçaklıktır peki? Peki bu bir halislik mi acaba? Çok merak ediyorum şu an. Halis. Tamam geç, hayır vazgeçtim. Evet. Tamam böyle ya. Vazgeçtim dedim, iki toprak bıraktım geriye. Tamam böyle olur. Uğur Bey buraları niye almadınız? Uğur Bey buraları niye almadınız? Ya almayayım abi oraları, kalsın şimdi. Buranın skoru kaç? Sığıyorsa alalım. Sığmıyor. Yani şimdi sayın arkadaşlar. Tamam burayı almayayım. Burada benim hak iddiam yok. Ya şu suru falan kullanırım dedim de şimdi kalsın. Şurada da hak iddiam var. Mı? Nasıl yok? Naz yok. Ha bir tane yokmuş. Pardon. Böyle olur ama. Sığdığı kadar, sığmadığı kader. Hadi bakalım. Buyurun devam. Tık hızlanalım. Ben böyle bekliyorum. Osmanlı orduları ne yapıyor peki? Vah garibim ya, kağıt. Ne oldu ya? Yıllarca bize çile çektirdin. Bir anda kağıt olmuşsun. Haberimiz yok. İnanılmaz. Şimdi senin gibi isyancı, terbiyesiz alçak bir isyancıdır. 16 bin religious isyancısı. Şuraya bir yere gel bakalım. Bir ara bastırır seni. İnsan gücüm ne durumda? İyi.
Ya oğlum bir dur lan. Başka isyancı çıktı. Sen rolünü büyütme işte. Delhi ile ateşkesimiz sona ermiş. Saygıdeğer Delhi, ateşkesimizin sona ermesi halis mi? Evet. Teknolojide çok ilerideyim. Gerçekten bu kadar ileride olmam ayıp yani. Görev tamamlandı. Ver kardeşim görevimizi. Evet, bundan sonra din değişimlerinin bir zararı olmayacak. Neye zararı olmayacak Uğur Bey? Şunların... bir dakika. Ahmet abi karıştı ortalık. 2 yıldır oynamıyorum oyunu. Bir saniye. Bir dakika şimdi. Ya yazıyor ya orada. Converting Provinces. Development başına. Tamam. O gitti şimdi. Geçmiş olsun. Buyurun. Komutan var mı? Buyurun. Aman tanrım. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Şimdi Victoria 3 serisi. Bu arada bu video muhtemelen yeni Victoria 3 bölümünden önce gelecek. Ama Victoria 3 bölümüyle ilgili şunu da söyleyeyim. Gelip gelmemesiyle ilgili. Kısa vadede belki gelir. Ben bunu yayınladıktan sonra bir bakmışsın ertesi gün gelmiş. Ama nasıl gelecek? Oyunda bir bozukluk var şu an. Herkes zaten şu anda Paradox'a, forumda falan diyor ki kardeşim oyun ne zaman güncellenecek? Yeni düzeltme hotfix ne zaman gelecek? Oyunda yine bir dengesizlik var maalesef. Bir şeyleri düzelttiler ama başka şeyleri bozdular. Klasik Paradox. Adam firmanın hakkını veriyor kardeşim. Siz de anlamıyorsunuz ya. Ne yapsın adam? Yani her şey olağan mı olsun? Standart mı gelişsin? Kim lan durduk yere anlaşma yaptık ya. Şu mu? Yoğurt. Peki. Tamam neyse. Ama Osmanlı, yanlışlıkla Osmanlı'yı kabul etseydim delirirdim burada. Sana niye gittim? Seninle alakası yok olayın. Velhasıl kelam. Çok istiyorum aslında. Çünkü benim de düzeltmem gereken şeyler var. Şimdi arka arkaya bölüm çekmemin en büyük rahatsızlığı benim için. Şimdi konsantre olduğumuz şeyler olabiliyor oyun oynarken. Onlara konsantre olurken... Tamam bu olur. Improve çok kritik değil. Bir şeylere konsantre olurken saygıdeğer izleyici önem verdiğinizde bazı şeyler dikkat edilmiyor veya gözden kaçabiliyor. O anlatım mesela şimdi önemsiz de olur bu bazen, bazen çok da önemli olur. Genelde bunun önemsiz olması gerekiyor, dikkat ediyoruz ama bazen ufak da olsa kaçabiliyor bence. Biraz daha önem arz edebilecek olay. Velhasıl bunları işte üst üste bölümleri çektikten sonra tek bu ne oluyor oğlum ya? Ha şunları kullanabilirsin diyor. Tamam. Development cost'u almak istiyorum. Reform progress açayım. Ama bunu sonra alayım. Zaten bunun da olması lazım önce. Bunları işte ha birkaç ara verdikten sonra gün olur. Saat olur. Genelde gün birkaç gün ara vermek daha iyi oluyor. Kontrol edip geliyorum ya, o zaman daha iyi oluyor yeni bölümü çekerken. O yüzden benim de şimdi düzeltmem gereken hamleler var. Ancak şu güncelleme gelsin diye de beklemeden edemeyeceğim. Şuna basamadık mı? Biz bunu almış mıyız ya? What the hell? Ne zaman almışım lan bunu? Vay arkadaş. İyi. Şimdi o zaman disiplin paralı asker disiplini. Misyoner faaliyeti. Paralı asker bizde vardı değil mi? Birkaç tane vardı. Bakalım. Çok az varmış. Tamam şunu verebilir veya bunu verebilir. Bunu verebilir. Aman tanrım en sevdiğim şarkılardan biri bu oyunda. Yani bu oyunda. Hayır. Ya bunu ben bir ara kapatmışım. Yıllarca diyorum ki benim bu müzik nereye gitti ya? İnanılmaz. Sonradan kapattığımı fark ettim. EU4'te mesela bu kadar sıkıntı olmuyor. Çünkü EU4'te genelde yaptığımız hamleler daha çok orduların yönlendirilmesiyle ilgili. Ekonomik ve diğer hamleler çok fazla dikkat gerektirmiyor. Ama Victoria 3 öyle değil. Victoria 3'te anlık değişimler çok fazla oluyor ve onların daha kontrollü gitmesi lazım. Kontrollü gitmediğinde sıkıntı oluyor. Büyük sıkıntılar olabiliyor. Mesela bir Fransa Savaşı yaşadık. Hatta 2 tane Fransa Savaşı yaşadık. Bütün sanayileşme hamlemizin içine etti. Bütün politikalarımızın içine etti. Sağ olsun. Hızımızı kesti.
Devasa bir ordu ve donanma hazırlamak zorunda kaldık. İnsan gücü kalmamış elimizde sanayileşme için. Gerçi kalmadığını ifade ediyordum ama gerçekten durum çok ciddi bir boyutta yani. Sanayileşme iyice sıkıntıya girdi. İnsan yok memlekette. Öyle olaylar var yani. Bu öyle değil ama. Bunda ne yapıyorsun? Paralı asker alıyorsun mesela. Yani fabrikada adam çalışacak. Ya çalışsın kardeşim, development var diyor mesela. Değil mi? Bunda o işlerle uğraşmıyorsun ama Victoria öyle değil. Şimdi bu videoda niye konuşuyorum Victoria 3'ü? Çünkü Victoria 3'ü hala izlemeyen arkadaşlar var serimizi. Kanalda izlemeyenler var eminim. Victoria 3 ilk çıktığında yani beğenmeyebilirsin ama şu an gayet iyi durumda ilk çıktığına göre. Hala eksikleri elbette var. Hataları var. İşte ordu, savaş sistemi, diplomasi, oralar zaten oyunun çok ilgilenmek istediği bir şey değil de. Olur. Değil. Ya hadi be kardeşim, veriyorsan ver ya. O 50 tane yoldan geçiriyor bizi. Al, şunu alayım mı saçma zaman? Hangisi var? Aggressive Expansion Impact mi? Ha bak, influence olur. Ver bunu. Influence'ı düşsün de. Efendim. Ama diğer konular daha, ya işte. Daha iyi yapılabilecek bir oyun. Çok rahat çözülebilecek bir oyun ama maalesef firma ağırdan alıyor. Evet, şunu yükseltelim. Bunu yükseltelim. Evet. Bütün parayı verdim oraya. Osmanlı kabul mü ya? Vallahi ederim diyor. Tamam kardeşim, bırak bizi ya. Yeter artık. Şimdi önce bir göre... Neresi peki abi? Bir şey söyleyeyim mi? Türk devleti olarak beni mi kastettin yoksa? Anatolia. Lan bunu mu sayıyorsun yoksa? Nereyi kastediyor bu? Abi şu an siz bir toprak görüyor musunuz? Yoksa Anatolia diye burayı mı kastediyor? Anatolia diye kastetmez ki burayı. Kastetse zaten görevde belirtmesi lazım. Yani normalde hatta buralara bile gitmem lazım da gittik. Neyse gittik. Bunların hepsi bende abi. Bir şey de... No province in Anatolia. Evet. Subject'im de değil abi. Hepsi bana ait aslında ama... Neyi yanlış anladık? İllaki... Ha, burayı fethetmem mi acaba hata oldu? Almasa mıydım buraları? Sayın ve saygıdeğer. Yalandan şunu ver de. 180 mi? Hayvan gibi genişledik Uğur Bey diyor. Oğlum dur bakalım, düzelir belki ya. Ama hemen olması lazım normalde. İngiltere. Kimi düşman belirleyeyim abi ben şimdi? Fransa olmaz. Olur ya da. Ya da İngiltere'yi düşman belirleyeyim. İngiltere suratına tüküreyim. Polonya'nın düşmanı zaten. İngiltere'yi düşman belirleyeyim. Abi yalnız yani bu bir tek beni bulur böyle şeyler. Sağ olsunlar. Şimdi canım abicim, ben bunu tamamlamışım zaten. Ve şu an bana Anadolu'dan bir toprak söylemiyorsun. Mesela Kırım Anadolu'da değil. Az önce gördük. Doğru mu? Şimdi bak. Anatolia bu. Aaa şu var. Pardon. Van'ı verdik, evet. Van'ı ver bakayım bana geriye. Pardon. Pardon. Seni şimdi ilak edene kadar. Ya abicim. Ya hadi bir git ya. Şunu ver bana. Görev tamamlayacağız, görev. Kıl tüy. Sağ olsun. Paradox Interactive. Her türlü kıl tüy görev. Emrinizde. Ne oldu şimdi peki? Şimdi ne oldu canım kardeşim? Yavrum. Burası da mı var? Oh shit.
region nereye gitti? Şimdi bak bunlar bende. E abi alırken niye söylemedin? Gerçi istese söylese de alamazdık da. Ama alırken söylemedin abi. Burayı da belirtsene o zaman. Kafamız karışmasın değil mi? Hani burayı kastediyor ya. Af. Orayı sur yok. Şey sur var. Sur var abi. İşgal etmemiz lazım. Evet güzel, nice. Burada donanma ihtiyacımız var maalesef. Şu da isyanı falan bıraksın şimdi, kafasını gözünü kırmayayım onun da. %88 yurt yap. Bana donanma gerekiyor. Osmanlı'nın ne kadar gemisi varmış? 66. Ne kadarı şöyle böyle? Ottomans, galey, tamam. Taşıma da lazım ama. İllaki. Şöyle 10. Şöyle 20. Şöyle bir şey. Ama bunun sailor'ı yetmedi, varajı alacak şimdi. Evet. Peki. Bunu götürebilir miyiz? Yok. Ya şimdi 2 dakika şey açacaksın. Ne o? Harita çalacaksın bilmem ne. Fantastik olaylar yani. Gel şöyle geriye. Buyurunuz. Devam. Kırım mırım bilmem ne. Evet. Ne diyorduk biz? Ne anlatıyorduk? Konu nereden nereye geldi? Ben buraya din görevlisi atmadım değil mi? Kendimi tebrik ederim. Önce şuraya at da. Şunlar da ayaklanıyorsa ayaklansın. Ayaklanmadı. Aferin. Ayaklanmasın zaten. Aklını başına alsın. Ben ne anlatıyordum? Evet. Victoria 3'ün sorunları diye. Victoria 3 güzel bir seri oluyor ama Osmanlı serimiz çok eğlenceli gitti. Güzel, oyunun detaylarını anlattık. Dediniz ki kardeşim bu oyun neymiş böyle değil mi? Ya işte. Oyun detaylı aslında. Güzel oyun da. Maalesef. Bazı saçmalıklar var. Bazı saçmalıklar. Bu kim abi böyle? Kalemberk. Bu nereden çıktı? 11 duka mı verecekmişim? Ah. Ben de ne zengin devletim ya. Evet. Bir enstitü öğreneceğiz diye yaşadığımız trajediye bak. Başka ne diyebilirim size saygıdeğer izleyici? Efendim. Farklı ülkelerle de tabii seri illaki gelecek. Victoria'da. İsteğimiz o yönde. Bu arada şunları ver artık, tamam, geri sonda. İllaki seri gelecek. Buyurunuz. Buyurunuz. Şunlar şuraya. Bu oyunda da getireceğiz bir ara. Seri. Yeni seriler. Güzel. Şu an tabi buraya geçme gerek yok. Byzantium'la kısa bir seri düşünüyorum. Efendim. Böyle kısa bir seri olabilir. Aslında görev ağacı da detaylı ama nasıl yapacağız bilmiyorum artık. Buyurunuz. Evet. Victoria 3'te özellikle hangi seri istiyorum? Fransa, Brezilya, bunlarla hikaye yapabiliriz. Dur be, gelme işte ya. Gelme, gelme, gelme. Gelme. Alçak. Benim tabi Seder kazanabilmek için ona göre state core'lar yapmam lazım. Anadolu kültürü, Türk kültürü kabul edilen kültürde. Oraları aslında state core yapabilirdik. Ama tüccar da lazım. Bir yerlerden ticaret şirketi almak lazım. O da bir başka dipnot. Ticaret bölgelerine olmazsa ticaret şirketini ekleriz. Geri kalanını sen mi geldin? Onaylayacağım seni bir ara. Az bekle.
Şey geldi mi? Gel şuraya. Gerçi o ikisi gelse ne olacak? Bu ne abi? Ha evet. Şöyle bir mevzu var. Efendim. İnsan gücü modifiyesi geliyor oyunun sonuna kadar. Biz zaten bunu almak için herhalde fetihler yapmıştık. Çok iyi yaparız. Medina'da bir de Medine'de gold üretimi başlayacakmış. Base production'ı 5 olacakmış. En az bir tane binası olacakmış. Bir tane bina yok. Burayı state core yapalım hemen. Evet. Şimdi burayı 5 yapalım. Bir tane de bina yapalım buraya. Ne binası yapalım abi? Şunu yapmak çok da şey değil. Local production efficiency. Ne yapalım sana canım abicim? Buranın rate'lik pek bir şey yok aslında. Neyse text ver bakalım. Development cost. Yani aslında orada daha iyi olur. Altın. Bunlar yeni müzikler mi? Crusader Kings 3 için de güncelleme ek paket geldi. Şimdi niye şu an oyun akıyor. Oyunda çok yapacak bir şey yok. Biraz isyan bastıracağız. İsyan bastırma simülasyonu devreye girdi. Bunu çözdükten sonra efendim muhabbetimizi yaparız şimdi. Biraz böyle sıkıntılı, sinir bozucu olaylar. Geçene kadar Crusader Kings 3 için de seri düşünüyorum. Elbette ama düşünüyorum. Bir ara gelebilir. Aferin. Kaire'yi düşürdünüz. Tebrik ederim. Ama şu an önceliğim, oynamak istediğim oyun Victoria 3. Çok fazla oynadım son dönemde. Efendim. Ya dur şimdi isyancı. Dur bir ya. Keşke basmasaydım. Adam zaten ayaklanacak. Ne haberin? Bu arkadaş buraya. Evet, düşürdüğümüz, o iyileştirdiğimiz insan gücümüz yine maalesef kötü bir duruma geldi. Maalesef yani. Olağan şeyler bunlar. Tüccar alma. Güzel. Buyurunuz. Şimdi size başka... Bu arada binanın bir şeyi yoktu değil mi ya? Yani en az bir bina diyordu sadece. Herhangi bir bina yani. Tamam. Ya öyle gördüm de gene de bakayım dedim. Şimdi oluyor. Öyle zannediyorsun. Değilmiş. Akşammış. Gel bakalım. Hadi. Ne oldu ya? Japonya, Çin. Nerelere gittik böyle? Gel bakayım. Onların da görev ağaçları güncellendi. Doğrudur. Gayet doğrudur. Yani aslında o. Aferin lan Etiyopya. Kaire düştü. Güzel. Buyurunuz. Şimdi ben burada aslında kritik gördüğüm şehirleri ticari şirketine ekleyip tüccar alma derdine girişeyim. Geri kalanı state core yaparız. Ama bu mesela böyle. Genelde evet aslında kıyı şehirleri hepsi ticari şirketine geçiyorsun. evet, Sailor modifiyesi açabilirim buradan. Bu tabi tam olarak state core'un yerini tutmuyor ama bunun da faydası var elbette. Yani böyle bir durum var. Sailor ne kadar hızlı kazanırsak o kadar iyi bizim için. Güzel. Evet, tüccar alırız sonra mis gibi. Sen nereye gidiyorsun abi? Oraya gönderdin beni diyor. Anlıyorum. Yavrum komutan ne bu? Ha Medine. Buyurun. Bir dakika. Kalıcı değil mi bu? Nasıl oluyor bu? Şimdi değişti mi? Ha buyur. Buyur. Ama istersen iptal edebilirsin diyor. Böyle ilginç bir hikaye var. Zengin oldum abi. Altını yaptım, zengin oldum şu an. Ben diyorum ki bu altın mevzusu bu oyunda açık gibi bir şey. Yani bunu çok fazla kullanmamak lazım mecbur kalmadıkça. Mecbur kalmak ne? O da ülkenin
potansiyelini aşabilecek durumlara neden oluyorsa, o zaman aslında bütün ülkeler için geçerli olabilir bu, ama mesela gariban bir ülke, tek şehir, bilmem 2-3 şehir, yükselmesi zor. Bir altın buluyorsun, ülke bir anda canavara dönüşüyor. Mesela bu durumlar. Ki bence o durumlarda bile hile gibi çalışıyor aslında. Ama sağ olsun diyorum. Adam daha fazla seçenek ekliyor mesela. Şimdi bir de böyle bir şey eklemiş yani. İlginç. Vallahi ilginç. Herkesin bakış açısı farklı tabii. Şimdi bunu mesela ya ne göreceğim kardeşim, hile mile değil bu diyebilirim. Bence çalışma mantığı hile gibi yani. Evet. Yani ne bileyim, development'ın yükseltilememesi gerekebilir veya çeşitli olaylarla, belki harcamalarla, yani bir proje yaparsın atıyorum, oradan daha fazla altın çıkarma imkanın olur, hani belki öyle bir şey olur, ama development yükseltmekle altın almak çok basit bir iş ve oyunu epey kolaylaştırıyor. Evet, sıradaki fikir ne olacak? Güzel soru. Quality, ekonomik, diplomatik, standart bir oyun. Admin fikri almadık, almayı düşünmüyoruz. Defensive. Yani burada tabii genelde neye bakacağız? Birleşime bakacağız. Ekonomik, geç. Ofansif alınabilir bir disiplin daha almak için. Sanki bunu söylemiştim değil mi? Aradan çok zaman geçti şimdi. Ben tabii video çekiyorum, bir de videonun yayınlanmadan öncesi de var. Artık bir hafta, iki hafta belki. Öncesi çekilmiştir. Dolayısıyla religious, geç. Ya ofansif alalım. Hiç boşuna uğraşmayalım. Divine idea. Aslında bu da tabii development cost indirimi falan veriyor. Yani bu hikayeye uygun bir arkadaş. Core creation cost indirimi de var. %5. Çok güçlü bir seçenek. Bu devlet için. Ama biz disiplini oynuyoruz ya. Disiplinden devam edelim biz. Boş ver. Aynen, devam. Evet. Şimdi devam. Başka. 1200 puan var. Tabii bunu yaptıktan sonra artık diplomatik puanlarımı demek ki bir yerlerde kullanacağım anlamına geliyor. Tüccarlar henüz bonus veremiyorlar. Peki. Bir development cost indirimi geldi. Ben şu şey görevini yapmadım değil mi? Bunların estate mevzusu vardı. Saygıdeğer estate. Bu kim lan? Tamam. Aferin. Three Royal Fires. Government ability. O government ability kısmı nereden yapılıyordu bu? Bu diplomasi seçeneği mi yoksa hükümet diyor. Invite into our community. Mevar bize katılırmış mesela. Ya 15 tane devlet yap falan diyordu bu mevzu. Bunu sağlıklı bulmuyorum. Break Royal. Onlar değil ya. Abi hükümet diyorsan, yani burada bir şey, buralarda bir şey olması lazım. Ama ben buralarda bir şey göremedim. Neyse. Çok kritik değil şu an benim için. Ben nereye bakıyordum en son? Göreve bakıyordum. Ha. Burada şey var. Estate ayrıcalığı var. Dağlık alanlarda falan mevzusu var ya, onu çözemedik biz. Galiba. Çözdük mü yoksa? Great. Construct great building. Bunlar mıydı yoksa? Sanki olabilir. Evet, olabilir, o olabilir. Niye estate ayrıcalığına bakmıyorsunuz oraya? Bakalım. Ya da seçmiş miyim acaba? Ben seçsem indirimi görürüz buradan. Tam da indirim olmayan yer var. Gerçi reduce komple kalkmıyordu sanki. Evet. Normalde seçilebilir olanları hepsini buraya koy, onu silik yap bunlar gibi. Onun şarta bağlı olduğunu söyle atıyorum. Bir de tonla bir şey ekledin zaten buraya. Şu oyun iyice kendinden geçti artık yani.
iyice başka bir şeye dönüştü. Bir bakıma iyi, bir bakıma kötü. Evet, Persiyan hükümdar maalesef. Öyle bir sıkıntı var orada. Caucasian area demiş. Bunu fethetmemiz lazım. İlişki de kasmadık. Bunu da bir atalım. Ben diplomat çekelim. Kırım ne diyordu? Kırım. Osmanlı garanti atmış. Ha mesela Osmanlı ateşkesini buradan da çözebilirsin. Gayet de iyi olur. Ama biz hala buradayız tabi. 30 tane artillery diyorsun. Limitlerim şu an el verir mi? Biraz zor olsa da yaparız. Bir şekilde çözeriz. Başka. Siz böyle geçin. Bir bakayım şurada şimdi. Kıl tüy. Bu olmaz. Uzun iş. Bunlar tamam. Başta çözebileceğimiz şey rampart çok maliyetli abi ya. Yani şunu yapıp da ne işime yarayacak dediğim anlar yani. Hani savunma yapacağım da Osmanlı'yı durduracağım bilmem ne. Ne Osmanlı'nız kardeşim, Osmanlı mı kaldı? Ulan sınırlara bak, şuraya ben şimdi savunma bonusu yapsam. İnanılmaz şeyler, inanılmaz şeyler. Evet, bir de bu var mesela, orayı kilitliyor. İçinden geçiyor. Yani aslında çok da yapılacak bir şey yok yani. Dandun fethedeceğiz. Alabildiğimiz kadar. Semerkant ticareti var. Tamam. Workshop falan yap diyor. Evet. Yaparız. Yaparız abi. Bir dakika. Ara gerçek. Ama indirim var. Workshop. Bunlar. Bir dakika şimdi. Ama bunlardan gerçi en yüksek 0.14 10. Para bitti. Buyurun. İyi de bir dakika, ben şimdi buraya yapıyorum ama bu oğlum, bunlar nereye geçerliydi? Buralarda dahil değil mi? Yani klat olması yeterli. 20 tane. Bir dakika. Ahmet abi. Şuradan. Kardeşim bizi nelerle uğraştırıyorsun ya? Yani. Bunlar tamam. Şey. Bırak şimdi. Mecbur mu yapsak acaba? Ne yapsak? 0.14 var. Buna yüklen kardeşim. Buna yükleneceksin ya. Evet. Oyun bir yandan aksın. Doğru. Bunlar da ekle. Yalnız ne paralar geliyor ha. İşte asıl bomba bunlar. Bunlara şey yapacaksın. Efendim. Manufactory kuracaksın. Ülke uçacak ondan sonra. Ülke tam anlamıyla uçacak. Development basıp manufactory. Basa basa gideceksin. Bu kim abi? Hak iddiası veriyor. Neresiymiş? Bir sürü yer. Etrafımızdaki. Altın mı? Hayda. Daha dün yaptık abi. Dur ya. Nereden geliyor bunlar? Neyse. Multan'la bir hak iddiası alacağım zaten. Şunu ver bakalım bize. Benim Hindistan'a inmem lazım ama. Gujarat'ta hak iddiası yok. 20 tane Multan toprağı. Multan'a dalıyorum. Gujarat benim dostumdu. Jaunpur. Devletler karıştı. Hayda. Saygıdeğer Jaunpur. Ne demek Multan'la dostum ya? Sana bir favor atalım. Savaştan şey etmek istemiyorum. Bu herif bir ara bizim inanca geçecek gibiydi. Sonra yok efendim geçmesen mi demeye başladı. Niye acaba bu kadar favor aramızda? İlginç bir mesele. Sen buraya geç. Puanlar 1400 olmuş. Abi elden geldiğince saygıdeğer dostum. Şey. Şuralara dev basacaksın. Şunlara abanacaksın. Aa bunlara.
Hazır indirimler varken 42, 30. Şirvan. Devasa. Puan var gerçi. Evet. İşte diplomatik puanların önemli olmaya başladığı dönemler. Şu an artık ülke çağ atlayabilir durumda. Basıyor kardeşim development'ları buralara. Puanları harcıyor. Ondan sonra oralara bir de manufaktörü kurdun mu bu gelirler uçacak. Hem ticarette hem production gelirlerinde. Uçacak. Böyle bir oyun bu yani. Şimdi sen bize ne diyorsun? Jet bir yere al diyor. Aa burayı. Peki saygıdeğer Hicaz fethedilmeyi ister mi? Adal ve Hadramut geliyor. Bunları ayrı ayrı savaşlarda alıp yenmek güzel olur. Bence burayı bir fethedelim. Sınırları güzel göstersin değil mi? Ha, tepeden bakıyoruz şimdi. Sınırlar kötü görünüyor. Uğur Bey kör oldum diyor. Ya ben senin kör olmana müsaade eder miyim ya? Bir dakika kardeşim. Hemen değiştiriyorum sınırları. Hemen geliyor. Bir dakika. Buralara gel bakayım. Arkadaşlar sırf sizin için fethediyorum bak. Yemin ediyorum. Bana bir zararı yok. Adam yaşıyor kendi kendine. 70 duka gelir var diyorsun. Şuna basmasan da olur. Ne yapacağız abi bu kadar parayı? Dur masraflarımız var. Çok kritik değil. Efendim. Şu bitmedi mi hala? Yavrum bir bit. Evet. Disiplin kaç oldu? 118.6. Mükemmel. Regimental Discipline. Peki. Buyurunuz. Şunun disiplini mi? Nereden geliyordu o disiplin abi? Ha şuradan mı geliyordu? Nereden geliyor? Bir tane estate ayrıcalığı. Evet bu. Evet. Estate ayrıcalıklarının da oku çıktı ya. Yavrum. Nerelere geliyorsunuz böyle? Ha? Safavit. Saygılar Safavit. Ben şimdi buna da dalsam aynı anda. İki devlet yok. Mahra. Şurası da onun. Orada sur yok ama. Umuyorum. Evet yok. Mahra'yı savaş lideri yapsam. Oman geliyor. Oman'ı savaş lideri yapsam gelen yok. Marean geliyor mu? Geliyor. Gelse ne olur? Umurumda değil. Etiyopya gelirse şimdi bana orayı ver burayı ver diyecek. Gerek yok. Buranın ticari olarak benim için bir önemi var. O yüzden ben Aden üzerinden dalmak suretiyle savaşı başlatıyorum abi. Bir an ülkeleri karıştırdım. Benim bu kadar az askerim nasıl olur? Diye bir soruyu size sormadan hemen kendime cevabı verdim. Aman tanrım hükümdarımız öldü. Ama yerine gelen daha iyi yani özellik olarak. Tabii İranlı kendisi. İran kültürü. Yani bana bir şey demeyin. Bu benim durumum değil. Saygıdeğer paradoksun bildiği işler. Ben evet bir tüccar aldığımızı hatırlıyorum. 3 puanlık danışmanlar istedi benden. Moral of Army. Ya ver şunları 2 dakika da şu görevi tamamla bak. Evet. Bundan sonra hunting accident falan ben anlamam diyor. University. Peki. Peki. Kaçtınız mı? Ne güzel. Gayet güzel. Bir de Victoria 3'ü bak şimdi aklıma geldi mesela. Gerçi bunda durdurma işlemi yapıyoruz ama buna göre biraz daha yavaş oynamak lazım Victoria 3'ü. Daha hızlı kontrolden çıkıyor. Hem optimizasyon var oyunda buna göre. Hem de olaylar daha anlık değiştiği için daha şey etmek lazım. Detayları daha iyi hissederek oynayabilmek adına ağırdan almak. Evet. Güzel bir fetih olacak bu arada. Dandun girdik buraya. Devasa bir genişleme. Moral of Army. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Peki. Benim bütün ordum burada mı? Hayır değil. Şunlar bir alsın bakalım buraları.
Ya 15 tane ülke yap diyor. Niye yapayım abi? Yapmayacağım işte ya. Ne saçma. Yapmıyorum abi. Ben bunları fethetmek istiyorum. Beni niye uğraştırıyorsun? Yok efendim. Aynı ülke olsun. Avrupa'yı zorlarız bakalım. Avrupa'da değiştirebilirsek Avrupa'ya bakarız. Onun dışında istemiyorum. Ben bunları fethedeceğim yani. Evet, geldik. Ne oldu? Kaçışlar başladı. Kaçma arkadaş, kaçma, gel buraya. Bunu bekletiyorum, komutan alırım diye sözle. Almaya da bilirim. Yürü bakalım. Güzel. Yakalarsam yok edeceğim. Ah. Adal'ın dostluğunu bozacağız. Unutmazsak. Adal kolay kolay pes edecek bir devlet değil. Oo. Gayet iyi bu arada. Hoppa, puanlar birikti. Bu bana puan vermiyorsa o zaman direkt basar geçerim abi, ben ne uğraşacağım ya. Evet. Şimdi nerede bakayım? Bizim Guzide ürünlerimiz. Artık diyor development'ları karıştı bunların diyor. Basamazsınız Uğur Bey diyor bunlara. Evet. Yani olduğu kadar. Tekrar söylüyorum. Geldim, baktım. Bunları da yükselt. Değerli kaynaklar. Araya başka yer de mi girdi? Valla puanların hepsini verdim ha. Evet, yani zaten Persia mekanikleri itibariyle al dediğimiz, böyle development basarak zenginleştirmeye çalıştığımız ve o şekilde oynaması epey zevkli olan bir ülke. Nitekim bu seride de bir şeyler yaptık, yapmadık değil. Görüyorsunuz. Buyurun. Osmanlı ile ateşkesimiz ne zaman bitiyor? Bu kim? Aa! Olur. Bedava para alacağım. Beyefendi, sizin sesinizi ben şarkılarınızı aktif etmiş miyim? Etmişim bak. Uğur Bey, uykumuz geldi. Benim suçum değil. Şarkı uykunuzu getiriyor. Şarkıyı kapatsak olmaz mı? Çalsın ya. Bu isyancı nereden çıktı acaba? Halis mi? Ben diyor kendi halinde bir isyancıyım diyor. Halis değilim diyor. Peki. Şimdi ben tabii orduyu yok etmeyi istiyorum. Çünkü bütün orduyu kaydırdığım anda bir şekilde başkentime yürüyecek bunlar. Ben niye buna basıyorum bu arada? Bu kendi kendine değiştiriyor. İlla ki başkentime yürüyecek. Yürümesin diye burada durdurayım diyorum. Arkadaşı. O 17 binde gelirse iyi olur. Ha, burada belki işe yarardı bak. Ama şimdi olmadı işte. İmha. Bu kadar ordu destek. Gariban bir düşman. İmha edemedik ama. Bence hoş şarkılar. Yani gayet güzel çalıyor. 17 bin. Buyurun. Oh, puanlar yağıyor. Çok iyi. Güzel. Eskiden çok gelirdi. İstikrar var, istikrar 3 iken yine istikrar verirdi. Onu düzelttiler işte. Artık admin puanı veriyor o tip durumlarda. Hey de hey. Bu arada bölümü bitirelim mi? Kaldığımız yerden devam ederiz. Böyle muhabbet havasında bir bölüm sunduk sizlere. Önümüzdeki bölüm buraların fetihleri gerçekleşecek diyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız. Eskisi gibi şöyle bir iniş yapalım.